Sen Ali'yi öldürmeye mi kalktın şimdi? O nasıl laf öyle annem? Senin bir kalbe ihtiyacın vardı kızım. Ali'ye ne olacaktı peki? Ya benim kardeşim ölmedi ki, yaşıyor. Maalesef. Temel organları fonksiyonlarını sürdürüyor. Ama yüksek kognitif beyin aktivitesi yok. Yani hayatta ama yaşamıyor. Yanılıyorsunuz. Fişini çekince de ölür sandınız ama yaşadı. Şimdi de yanılıyorsunuz. Bağlama fikri çok iyi değil mi? Tekrar bir arada olacaksınız. Hem Arya şu anda dinlenme halinde. Kalbindeki ihtiyaç sıfır. Sana rahat rahat yardım eder. Hayır. Hayır mı? Kalbi bir de benim kalbimin görevini üstlenecek. Sonra hiç ayağa kalkamayacak. Adacığım. Kardeşin zaten... Hayır. Kardeşime yaşam destek ünitesi muamelesi yapamam ben. Öyle yaşamaktansa hiç yaşamayayım, daha iyi. Seni çok iyi anlıyorum Ada. Senin yerinde olsaydım... ben de yaşamak istemezdim. Hocam. Benim bir fikrim var. İkizleri aynı odaya alalım. Ne alaka? Hocam onlar zaten bağlı. Sadece çok uzak kaldılar. Yani eğer Arya'yı yakınında görürse beyin ölümünün gerçekleştiğini anlayabilir. O zaman Milat'a ikna olmaz mı? İyi de çok da ters tepebilir. Ne fark eder ki? Şu an zaten çok ters bir noktadayız. Ada ameliyatı kabul etmiyor. Hocam en fazla başladığımız noktaya dönmüş oluruz. İyi, deneyelim bakalım. Ali'yi de al. Kızla bağ kurmuştu. Hemen hocam. Aruşka. Uyanmayacak mısın gerçekten?
kadınım ben senin kalbin. Koyar mısın? Kalbin üstüne. Gözünü kapat. Nereye gidersen git. Kardeşin hep seninle birlikte olacak. Kardeşin içinde yaşayacak. Yapın ameliyatı. Ameliyathaneye gidiyoruz. İkizleri tekrar birbirine bağlayacağız. Ari aramızdan kendiliğinden ayrılınca da tekrar ayıracağız. Tamam? Hadi. Yak Nazlı. Yak, 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 yak. Nasılsın Ada? Her şey yolunda mı? Hiçbir şey hissetmiyorum. Rejyonel anestezinin büyüsü o. Damarı klempledim. Anastomatik refle başlayabiliriz o zaman. Evet, gönder. Evet. Dikiş. Nazlı kes. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi.
Al bunu. Bağlandık değil mi? Nasıl anladın? Hissetti. İkisinin de vitallerini ekrana yansıtın hemen. Sakin ol, sakin ol. Alışabilmesi için birkaç kardiyak döngüye daha gerek var. Stabil. İşte bu. Stabil. Ne oldu Ali? İyi haberleri ilk sen mi vereceksin? Elinize sağlık. Hepimizin. Arkadaşlar elinize sağlık. Kan basınçları düştü. 5 milimetre düştü. Ne oluyor? Şimdi normaldi. Tamam sakin, öyle biraz dalgalanma olabilir, normal. Bakayım. Gayet normal, her şey yolunda seyrediyor. Hadi. Hadi. Marjoşka. Buradayım ben. Canım kardeşim. Gerçek mi bu? Uyandı. Uyandı. Yanındayım. Nazlı. Ali'yi yanına al. Annesine haber verin. Ari'ye bütün testleri yaptırmanı istiyorum. EKG, EEG, full lablar hepsi. Adaya da EKG çektir, tamam? Tamam. Ali. Hoş geldin. Ali, hoş geldin. Buradayım ben. Ayla Hanım. Ayla Hanım. Ayla Hanım. İkizlerin annesi. Arya uyandı. Ne? Aryoşka uyandı. Gerçekten mi? Nasıl oldu? Oldu işte, oldu. Ama uyanmaz dediniz. İşte muhtemelen tekrar birleştirilince Arya'ndaki sıvı yayıldı. Ve böylece beynindeki şişlik azalmış oldu.
birbirlerine ihtiyaçları vardı. Ondan uyandı kızım. Peki görmeye gidebilir miyim artık? Bir saniye, bir saniye. Nazlı Ali benimle gelir misiniz? Müsaadenizle. Bir sorunumuz var. İkiniz de laboratuvara. Acil. Benimle gelmenizi isteyeceğim. Kötü bir şey mi oldu? Açıklayacağım. Buyurun. Buyurun. Ayla'nın problem adanın kalbi. Arya komadayken kalbinin metabolik ihtiyacı azdı. Adayı da besleyebiliyordu. Ama şimdi uyanık ve aktif. Tek kalp yetmeyecek. Ki ne olacak şimdi? Bazı testler istedik. Asistanlar sonuçları bekliyorlar. Onlar çıkmadan net bir şey söyleyemeyiz maalesef. Ancak Arya'nın kalbi adayı daha ne kadar destekleyebilir? Hocam! Hocam! Adanın kardiyoprotein seviyeleri. Böyle bir şey olur mu? Tek değil iki kişinin seviyesi. Ne? Yani ne demek bu şimdi? Ne yapacaksınız? Ne olacak? Tek kalp ikisine de yetmiyor demek. Hocam, Ada Arya'yı öldürüyor. Hemen ameliyat, hemen. Nazlı, Ali çabuk hazırlanın. Buluşuyoruz. Haydi. Hani ne oluyor? Yok kızım, yok. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? İkizleri tekrar ayıracağız, yoksa kaybedeceğiz. Çekilin, çekilin, çekin. Çekilin, 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 çekilin. Hadi. Annemciğim. İyi misin? Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Çabuk, çabuk. Aç, aç, aç. Benimle birlikte bir, iki, üç. Ada. Bunu bir daha yapmayalım. Ayrılmayalım. Zorundayız. Konuştuğumuz gibi. Biz ayrılsak da hep birlikte olacağız. Hep. Öleceksin ama. Ya yalvarırım, ayrılmayalım. Ya böyle kalalım. Hep olduğumuz gibi. Olmamız gerektiği gibi. Ya ne olur. Lütfen Ada. 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 Ne oluyor? Ya biri yardım etsin, ne oluyor? Ada. Hocam. Hocam. Ben sükran fibrasyona girdi. Ada, ben sükran fibrasyona girdi. 1 miligram epinefrin hemen, hemen. Ada. Demir ambuyu hazırla, çabuk, çabuk, Ali, çabuk. Kalp masajına başla. Böyle olmayacak, şok cihazı. Elini almam lazım. Almam lazım. Ali çekil, Ali çekil. 3, 2, 1, çek!
Bir daha yükle. Ali. Ali çekil. Üç, iki, bir, çak. Ali, devam et, yükle. Ali çekil. Çekil, çekil, çekil. Üç, iki, bir, şok. Bir daha şok. Bir daha şok. Bir daha. Yükle. Yükle, hadi çekil. Üç, iki, bir, çek. Ali. Bir daha şok. Ali, yeter dedim. Çok üzgünüm Tanju. Ali. Bir daha. Ali yeter. Hayır. 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 Ali. Hayır. Hayır. Nabız var. Durun, nabız var. Nabız var. Ada yaşıyor. Ada. Ada gitmedin. Yaptığını gitmedin. Ekmo'yu hazırlanmalıyız Tanju Bey. Ayırmamız lazım. Hayır, hayır. Arya, kardeşinin yaşamasını istiyor musun? İstiyor musun? Ayırıyoruz acil. Yaşıyor. Ha, hangisi? Söylemeyin, söylemeyin, söyle. Söyleyin, söyleyin. İkisi de yaşıyor. İkisi de. İkisi de yaşıyor. İkisi de yaşıyor. İkisi de yaşıyor. Bakın şimdi ayırdık. Bundan sonra nasıl yaşatacağız bilmiyoruz ama yaşıyorlar, tamam? Ada ölmedi, yaşıyor. Ada ölmedi. Teşekkür ederim. Tamam. Ben gelişmelerden haberdar edeceğim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Ayırabiliriz. Makas. Ali. Hayır. Ben mi? Evet. Neden ben? Çünkü senin yapmanı istiyorum Ali. Ama en başından beri ben ayrılmalarını istemedim ki. Hep karşı çıktım ikizlerin ayrılmasına. Ali. Son kez soruyorum, yapacak mısın? Ferman yeter, üstüne gitme. Bu asistanımla benim aramda olan bir konuşma. Durum acil. Sen ne istiyorsun bu çocuktan? Öğrenmesin. Ne zaman bir şey olsa ya Adil Hoca ya siz araya giriyorsunuz. Ama hayat böyle bir şey değil. Ayrılık da yalnızlık da bu hayatın bir parçası. Çocuk mucizeler yaratıyor. Ama çok basit bir şeyi kavrayamıyor. O yüzden öğrenmek zorunda. Burası benim ameliyathanem. Yapacağım. Yalnızlık da hayatın içinde. Ayrılık da. Ayrılacaklar. Ama yaşayacaklar.
Tamam, ayırdık. Ekmur'a da bağladık ama... En fazla 2 hafta yaşar. Ya bir donör bulmamız lazım. 2 haftada imkansız Tanju. İnsanlar ne sıralar bekliyorlar. Suat, bir şey yapmamız lazım. Bulmamız gerekiyor. Betüş, neden ağlıyorsun? Ablam, bitkin düştü benim yüzümden. Neden senin yüzünden olsun ki? Bağırsak ameliyatımın parasını ödemek için çok çalıştı. Okulu bile bıraktı benim için. Ablalar yapar öyle. Keşke bana çarpanları bulabilseydik. Çarpanlar mı? Bana küçükken araba çarptı. Bağırsaklarım ebezildi, parçalandı. Belki kaçıp gitmeselerdi, onları bulsaydık tazminat alırdık. Öyle öderdik benim ameliyat paramı. Kaza yaptığını bilmiyordum. Ya da annem babam olsaydı. O zaman bu kadar yük olmazdım ablama. Her şey ona kaldı. Ama o senin ablan. Kardeşler yapar öyle. Benim de abim olsaydı aynısını yapardı. Ben sadece yaşamak istiyorum. O zaman ablam biraz rahatlar. Birazcık. Benim yaşamam onu da yaşatır. Kök hücre! Buldum! Ne oldu? Betüş, sana çok teşekkür ederim. Milyonlarca kez teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Neden? Ne yaptım ki? Dur. Sen bir şey yapmadın. Sana söz veriyorum. Sana söz. Seni hayata döndü. Seni yaşatmak için elinden ne geliyorsa yapacağım. Söz, söz, söz. Söz Betüş. Yaşadığını hala inanamıyorum. Evet. Ali sayesinde. Ve bu vakada çok iyi fikirler verdi. Verdi ama bir çözüme ulaşmadı. En fazla 2 hafta içinde... Kök hücre! Kök hücre! Kök hücre! Hocam buldum, buldum. Ferman Hoca buldum. Ferman Hoca buldum. Ali. Buldum. Ali. Buldum, buldum. Ali bir sakin, ne buldun? Arya'nın kemik iliğinden üreteceğimiz kök hücreyi doğrudan adaya nakledeceğiz. Ama bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kök hücre kalp performansını en fazla %5 arttırır. Hayır, damardan değil. Direkt kalpten enjekte edilirse performansı %40'a kadar arttırıyor. Bakın, makalede yazıyor. Buyurun, buna bakar mısınız? Bakar mısınız? Yazıyor, daha yeni çıktı. Ve şöyle, bu yöntemi uygularsak BNP'si düşecek. Adım kadar eminim. Ada yaşayacak. İkisi de yaşayacak. Tamam, haberi verelim mi? Hadi hadi.
Hadi. Hadi. Ali, aferin. İşte şimdi bir aferin hak ettin. Tamam kızım. Isınacaksın şimdi. Ada nasıl? Asıl sen nasılsın onu söyle bakalım. Çok üşüyorum. Artık üşümene gerek kalmayacak Arya. Nasıl yani? Henüz kesin olmamakla birlikte bir yöntem bulduk. Büyük olasılıkla Ada yaşayacak. Ada yaşayacak dediniz. Ada yaşayacak annem. Duydun mu? Duydun mu annem? Ferhan hocam. Ama aferin dedim ya, madalyamı takayım Ali. Betüş'ün ameliyatını ben yapmak istiyorum. Olmaz. Ama hocam sorumluluk al dediniz. Öğren dediniz. Sorumluluk verin işte. Biz Betüş'ün ameliyatını ne kadardır bekliyoruz biliyor musun Ali? Ben bu abla kardeşi kurtarmak istiyorum. Söz verdim. Ben de size görev verdim. Önce onları ezberleyeceksiniz, ondan sonra ameliyat düşüneceksiniz, tamam? Tamam. Ben hazırım. Sorun bana. Ali. Hocam sorun. Yarını beklemenize gerek yok. Buyurun sorun. Evet buradayım. Rahmi Özyener, 75 yaşında erkek, toplam 3 kere miyokardiyal enfarktüs geçirdi. Dördüncüsünü geçiremedi. Tanım, kronik kalp yetmezliği. Yöntem, bir ventriküler pil takılacaktı ama maalesef takılamadı. Elif Usal. 28 yaşında kadın, iç kanamayla geldi. Teşhis, laparoskopik keşif ameliyatı, sonunda batında sarkoma tespiti. Ya yöntem. Yeter. Ezberledin mi hepsini? Bir günde. Bir günde değil, 3 saatte. Bu savan sendromu yüzünden ve diğerlerine haksızlık biliyorsun değil mi? Ne yapacağız? Görevini zorlaştıracağız Ali. Tamam, tamam. Yapabilirsem eğer Betüş'ü ameliyat ederim. Yapabilirim biliyorsunuz. Peki. Bu hastanenin son 10 yılda olan bütün vakalarını inceleyip ezberleyeceksin. Tamam. Yarın. Bunu yap. Ben de Betüş'e ameliyat etmene izin vereyim Ali. Göster kendini hadi. Açılın, açılın. Buraya, 7 numaraya. İşaretimle. 3, 2, 1 sarsmadan gel. Cemal Akçörür, 30 yaşında erkek. Sol yanağında 10 santim laserasyon ve açık yara mevcut. Temporal kemikle maksilde de muhtemel kırık var. Mandibula ise kesinlikle paramparça. Ne olmuş? Sapının teki metroda kızı taciz ediyormuş. Arkadaş da dayanamamış, araya girmiş. Kapışmışlar. Tacizci kaykayı alıp bizimkinin suratına geçirmiş. Teker kırılmış, metal aksam da... Oh! Bunu yapmış işte. Havayolu güvenliğini sağlamamız lazım. Kanın da boğuluyor. Entübasyonlarımız çabuk. Hızlı olun. Ağızda boydan boya defekt var. Alt çenesi kırılmış. Hemostat lazım. Kadın? Kadın ne durumda? Kadında bir şey yok. Korkmuş sadece. Polis paketlemiş zaten sapığı. Herkes iyi. Kahramanımız dışında. Gel. Boyundan entübasyon yapmamız lazım. Betadin, neşter. Cerrahi trakeostomi için 7 numara kanül. Arkadaşlar teşekkürler.
Ne? Betüş! Benim gitmem lazım. Tamam sen git. Ben buradayım tamam. Merak etme. Tut. Başlıyorum. Pupiller eşit büyüklükte ve reaktif. Cemal Bey. Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Buraya nasıl geldiğinizi de biliyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar Cemal Bey, Doktor Farman. Cemal Bey, yanak ve çene kısmınızda çok sayıda kırık var. Ayrıca deri doku ve kas tabakasının büyük bir kısmı yok olmuş durumda şu an. Bu çene fonksiyonlarınızı geri getirebilmemiz için maalesef çok büyük bir rekonstrüktif ameliyat geçirmeniz gerekiyor. Ameliyatı bizzat ben yapacağım. Tabii bu onam formunu okuyup imzalarsanız. Eğer bir sorunuz olursa da buraya yazabilirsiniz. Buyurun. Rica ederiz. Elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Metrodaki kadın arkadaşınız mıydı? Hiç tanımadığınız birini mi kurtardınız yani? Hiç tanımadığınız birisi için siz hayatınızı riske mi attınız? Ali'cim. Cemal Bey bir kahramanlık yapmış. Bırakalım da biraz dinlensin, değil mi? Birazdan alacağız. Geçmiş olsun. Ben kahramanlar sadece filmlerde olur zannediyordum. Meğer gerçek hayatta da varmış. Sen kahramanlara inanmıyor musun? Yo, inanıyorum. Sadece Cemal Bey'in yöntemini onaylamıyorum. Anlamadım. Kahraman olmak için illa hayatını tehlikeye atmaya gerek yok. İlham olmak. Daha iyi bir insan olmaya çalışmak. Başlı başına kahramanlık zaten bunlar. Ayrıca tekrar vurguluyorum. Ben kahramanlara inanıyorum. Bence herkesin kahramanı vardır. Ferman hocam, bizim hastamız yaraları neden almış biliyor musunuz? Metroda bir kadın varmış, ona kötülük yapıyorlarmış. Bizim hastamız ama o hiç kadını tanımıyormuş. Araya girmiş, kavga etmiş, dövüşmüş onlar için. Ya, çok enteresan değil mi? Bence Cemal Bey tam bir... Romantik. Romantik mi? Evet. Maçoluk yapayım derken kendini öldürtüyordu Ali. Nasıl yani? Sizce iyi yapmamış mı Cemal Bey? Gördüğün her ev size yardım ediyor musun Nazlı? Ya da bacağına yapışan her tinerciye para veriyor musun? İyilik anlayışın bu mu? Bu hayatta ancak amacı ve gayesi olmayan insanlar ucuz kahramanlık peşinde koşarlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü biz burada ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapacağımız her şeyi. Yine de hocam, yani evet tamam bir güvenliği falan çağırsa çok daha iyi olurdu. Ama sessiz kalmamış. Yani bir cesaret göstermiş. Herkes yapamaz ki. Bence kahramanlar gerçek. Bu hayatta gerçek kahraman diye bir şey yok. Asıl siz gerçek dünyaya geri dönün ve filmlerden uzaklaşın artık. Ameliyat etmemiz gereken bir hasta var. Çabuk. Nazlı, Ali. Haydi. Evet Nazlı, şu dalı kremple inferior alveolleri. Olmuyor hocam.
Elle baskı yapacağız. Ali gel. Bastır, kırık aralığını bu şekilde kapatmaya çalışacağız. Nazlı devam et. Evet. Bastır, 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 bastır. Evet. Böyle olmayacak. Mandibular çıkıntısı paramparça. Yeterli stabilizasyon yok. Ama iskeleti düzeltmeden deri kas grafti hiçbir şey yapamayız hocam. Boşluğu aloplastik augmentasyonla kapatamaz mıyız, dolduramaz mıyız? Tutmaz, aralık çok fazla. Çenesini tamamen kapatmak zorundayız. Tamamen mi? Bir daha hiç ağzını açamayacak mı yani? Hastayı uyandırın ve bir daha katı beslenemeyeceğini ve konuşamayacağını anlatın. Onamını alın, o şekilde devam edelim. İşte kahramanlığın bedeli arkadaşlar. Hastayı kapatın. Sonsuza kadar. Hep yani. Maalesef. Ayrıca tüple beslenmeniz gerekecek. Yani ağzınızı kullanamayacaksınız. Cem ağabey, çene kemiğinizin büyük bir kısmı yok olmuş durumda. Ayrıca yaranız hala açık. Yani enfeksiyon riski var. Elimizdeki tek opsiyon bu. Yani dilerseniz biraz düşünün. Onam formunuz. Keşke yapabileceğimiz başka bir şey olsaydı. Tekrar alacağız. Geçmiş olsun. Tekrar geçmiş olsun. Hala bir de güçlü durmaya çalışıyor ya. Çok üzülüyorum. Bence bu kadar üzülmemelisin. Saldırgan gözüne vursaydı daha kötü olabilirdi. Ama ben gözüme vurulmasını tercih ederdim. Neden öyle dedin? İnsanız çünkü Ali. Yani insan pek hala tek gözle yaşayabilir. Ama konuşmadan, duyguları paylaşmadan ben yapamazdım. Kimsenin de bunu yaşamasını istemem. Neden hep iyi insanların canı yanıyor sonunda? Yok, hep öyle olmuyor ki. Birçok iyilik ödüllendirilir aslında. Belli ki haberlere bakmıyorsun Ali. Hep bakarım. Nörosansa dayanarak konuşuyorum. İyi şeyler ve kötü şeyler istatistikler olarak eşit miktarda başımıza gelir. Ama sadece kötü anılar serebral korteksimizde daha derine yerleşir. Al işte bak, evrim de beni destekliyor. Beyinlerimiz bizi bencil olmaya programlıyor. Ama insanlar başkalarını düşünmeye devam ediyorlar. Mesela siz.
Siz şu an insanların bencil olduğuna inandığınızı söylüyorsunuz. Ama o gün hasta yakınları bana saldırdığında hiç öyle davranmamıştınız. Hiç kendinizi düşünmediniz. O kavgada elleriniz zarar görebilirdi. Ya böyle bir durumda kariyeriniz biterdi. Ama siz yine de beni kurtardınız. Bence herkes aynısını yapardı öyle. Hiç de bile. Oradan geçen başkaları da vardı. Kılını bile kıpırdatmadılar. Ali. Üstelik sırrınız ortaya çıkacak. Ali yeter. Yeter. Vida ve telli götür. Kapatıyoruz çeneyi ver. Lütfen sen de seninkini kapat Ali. Lütfen. Ama söylediklerinizle yaptıklarınız çelişiyor. Siz ne kadar kahramanlara inanmıyorum deseniz de siz o gün kahramanlık yaptınız ve beni kurtardınız. Yapmıyoruz ameliyatı. Hoca? Bu adamın çenesini kurtaracağız. İyi de başka bir prosedür yok ki. Yenisini icat edeceğiz o zaman. Demir'e de söyleyin. Bu konuyla alakalı iyi bir fikri olan bana gelsin ve sınavdan muaf olsun. Bu kadar. Yani Cemal Bey'in çenesini kurtarırsam Betüş'ün ameliyatını yapabilecek miyim? Aynen öyle Ali. Pectoralis majör. Pectoralis majör. Bir dakika burada mı? Ben bakıp geleceğim. Bir şey oldu herhalde. Arman dikkat et. İyi geceler. Ne oluyor oğlum gece gece? Pectoralis majör. Ne majörü Ali? Buldum hocam, buldum. Cemal Bey için yeni bir prosedür buldum. Hem de ne güzel buldum. Bakın anlatayım. Pectoralis majör. Damarını bir serbest flap alıp onu fasiyel arterle dikeriz. Sonra da pektoral kastan bir parça alıp onu yukarı doğru çekeriz ve olur. Bence çok iyi fikir. Bir inceleyin lütfen. Olmaz. Neden? Daha önce denenmemişti ondan. Greft çalışmazsa ve enfekte olursa yüzün diğer yarısını da kaybeder. Bu bir. Sepsisi olup hasta ölebilir. Bu iki ve üçüncü bir risk daha var. Risk yok demedik. Ama standart prosedür uygularsak hasta bir daha ne yemek yiyebilecek ne de konuşabilecek. Ali çık dışarı. Çık. Ferman sen neden bunu yapmak istiyorsun? Hastamın iyiliği için çünkü. Öyle mi? Evet. Hastanın iyiliği için. Ya senin karşında çocuk yok. Senin bu kahramanla bir derdin var ama ne derdin var anlayacağız bakalım. Anlat. Bakın prosedürle ilgili kaygılarınızı anlıyorum. Ama izin vereyim bir dosya hazırlayayım. Bu riskleri gideyim hastama sunayım. O versin kararı. Hastan tabii ki evet diyecek. Ali'ye söyleteceğim. O kadar emin olmayın. Riskleri anlatıyorken ne kadar açık sözlü olduğunu biliyorsunuz. Ama yine de evet diyecek. Niye biliyor musun? Çünkü hastan başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyor. O yüzden kahraman. Ama şunu unutma ki bazen kahramanlar da kaybeder Ferman. Benim diyeceğim bu kadar. Şimdi ne istiyorsan onu yap. Dosya orada, hasta orada. Hadi. Kemal Bey fizyoterapi göreceksiniz ve konuşma terapisi göreceksiniz. Ama bu greft yeniden çiğnemenize sebep olacak. Yeniden konuşabileceksiniz. Bu daha önce hiç denenmemiş bir prosedür Cemal Bey. Ciddi riskleri var. Greft tutmazsa daha fazla cilt ve kemik dokusu enfekte olur. Nekroza girebilirsiniz.
Cemal Bey, biz anladığınızdan emin olmak istiyoruz, o kadar. Ali. Ayrıca bu deneysel bir ameliyat. Başarı garantisini bilemiyoruz. Normal ameliyatların risklerinin yanında hiç bilemediklerimiz, öngöremediklerimiz var. Hematom, kalıcı greft kaybı, alerjik reaksiyon, inme, felç ve tabii ki ölüm. Siz gerçekten cesur birisiniz. Peki. Başlayalım o zaman. Haydi. Bulmaca gibi resmen. Arteri sağlama alıyorsun. Bu sefer de greft vene yetişmiyor. Alıcı da buraya öne çekebilirim hocam. Eyvallah Ali, çek. Hocam. Evet Nazlı. Kahramanlık konusundaki fikirleriniz değişti mi? Yo, ya senin? Yo. Ben hala inanıyorum. Ama konuşmanın çok daha etkili olduğunu inanıyorum. Yani bir problemi çözmek için illa birinin kendini feda etmesine gerek yok bence. Madem bu kadar inanıyorsun konuşmaya, bana cevap ver. 7 yaşında erkek opera söylüyor. Piriform sinüs fistülü var. Nasıl kurtaracağız sesi? Hocam aşk olsun. Tamer Yılmazay. Üst larenjiyel sinirin dış kesimine çok yakındı fistül. Scar gördük B testinde. Antibiyotik vermişti zaten pediatri. Biz apsiyi alıp temizledik. Ama annesi karşı çıkmıştı ameliyat etmemize. Bu tamamdır. Hadi çıkar klempleri. Peki neden ameliyatta ısrar ettik Nazlı? Çünkü nüksetme ihtimali çok yüksekti. %? 93. Greft'te kan akımı sağlandı. Evet, pektoral filere geçiyoruz. Açalım yavaş. Sınavı geçtin mi? Tansiyon düşüyor. Nabız yükseliyor. Hocam çöküyor. SF bolus verin. 1 miligram epinefrin. İnfüzyona başlayın çabuk. Hadi kanama var mı diye kontrol et. Kan gazına bakın. 2 ünite de eritrosit. Acil. Ciddi bir kanama görmüyorum. Daha fazla mayı verin. Inotrop başlayın. Açelya, Doppler'i al. Gel. Doppler'i al, gel. Nazlı, üzerinde çalıştığımız bütün damarları kontrol etmeni istiyorum. Pıhtı var mı? Çabuk. Tamam. Karotiste masif bir pıhtı var. Tekrar takıyoruz klempleri. Tekrar takıyoruz, acil, hemen. Karotit arteriyotomiye geçiyoruz. Getir ittir. Çabuk. Pıhtıyı aspire edeceğim. Ali, tut. Hadi. Hadi al şunu. Aldım.
Evet. Paçayı al. Evet, nedir durum? EEG düşüyor hocam. Hasta stabil oldu. Evet. Pektoral flepti seksiyonuna geri dönüyoruz. Açalım. Hocam. Evet Aceli. Az önce bütün bunlar olmadan önce Nazlı'nın sınavı hakkında konuşuyorduk. Ben merak ettim. Yani tabii karışmak gibi olmasın. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim hocam. Kusura bakmayın ne olur. Belki de Cemal Bey'in hayatı gerçekten değişecek. Belki de gerçekten inanmak gerek kahramanlara. Ama her halükarda konuşmak daha iyi. Geçtin sınavı Nazlı. İyi durumda her şey. Yani şişlikte indiğinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir şey söyleyin. Çok fazla beklenti içinde olmamalısınız. Çenenizin iyileşmesi zaman alacak. Ama denemenizde bir sakınca yok tabii ki. Değil mi Ali? Merhaba. Hastane hastane gezdim seni bulmak için. Pardon, siz kimsiniz? Metrodaki kız. Geçmiş olsun size de. Teşekkürler. Semra ben. Geçmiş olsun. Çok çok üzgünüm başınıza böyle bir şey geldiği için. Ben üzgün değilim galiba. Biz çıkalım, siz rahat rahat tanışın en iyisi. Geçmiş olsun tekrar ikinize de. Doktor Bey. Buyurun. Sağ olun. Rica ederiz. Neden araya girdin? Neden kurtardın beni o adamdan? Ben seni kurtarmadım mı? Yüzünü bile görmemiştim. Şimdi gördün. Pişman değilsindir umarım. Kim olsa yapardım. Ama benim için yaptın. Değdi mi gerçekten? Değdi. Telefon numaran için yüzümün diğer tarafını da veririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.